Dün bir açıklama gündeme aslında damgasını vurdu. Gazetelerde de okuduk. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, Mersin'deki tutuklamayla, Mersin'deki saldırıyla ilgili, polis evine yapılan saldırıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Hep beraber isterseniz o açıklamayı bir dinleyelim. Ondan sonra o açıklamada ki gerçekten hani bir taraftan yani ne söylenmeye çalışılıyor, ne amaçlanıyor anlamaya çalışalım birlikte. Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20 itibariyle tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler. Sabah saat 10'a doğru, ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek normal vatandaşlarını onlardan insaniyet namına götürmüşler. Ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler. İlk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden. Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz. Dün. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi. İstihbarat teşkilatımız. Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin. Biz ondan sonra size göndeririz diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu tip parti toplantılarında tabii yaptığı coşkulu, hatta o coşkunun ayarının da biraz fazla ileriye gittiği konuşmalarıyla ne zaman bu konuşmalar gündeme gelse önümüzde böyle bir videolarla çıkar. Anlatıyor işte paramotorla geldiler diyor, 12 saat paraşütle. Hatta dün birçok medya organında şu da tartışılıyordu. Acaba hani şunu mu söylemeye çalışıyor İçişleri Bakanı? Bizim bir kabahat, İçişleri'nin bir kabahati yok. Bu işi işte savunma, Milli Savunma Bakanlığı'nın mı çözmesi gerekiyordu? Bu mesajı mı vermeye çalışıyor? Yani çünkü diyor ki dışarıdan uçarak geliyorlar diyor paramotorla. Yani bu, eğer böyle bir yöntem varsa bu yönteme ilişkin önlemi almakta herhalde İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma fark etmeksizin bu ülkenin emniyetini sağlamakla yükümlü olan tüm birimlerin, hükümetin görevidir. Diyelim biz ve bir daha da başımıza gelmesin. Ya seçim dönemine girerken Mersin'deki saldırı aslında bütün ülke vatandaşlarında şöyle bir dilimizi ısırmamıza neden olmadı mı? Yani çünkü hatırladığımız mazide maalesef şöyle olaylar var. İşte Haziran seçimleri var 2015'te, hemen arkasından işte olan olaylar ve seçimin tekrarına kadar giden bir 1 Kasım seçimi var. Yani böyle bir dönem hatırlıyor Türkiye ve orayla ilgili soru işaretleri hiç giderilemedi. Yani Suruç saldırısı, Ankara gar katliamı, yani bir türlü aydınlatılamayan işler arasına girdi bunlar da. Şimdi hafıza tabii, yani hemen bir anda geliyor aklımıza, diyoruz ki seçim sürecine gidiyoruz. O dönemde de aynı şey olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi işte iktidarı tek başına alamadığı ilk seçimdi, sonra tekrar girdiler ve aldılar. Yani şimdi yine oyların düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Ekonomide ciddi sıkıntılar var. Enflasyon rakamları yarın açıklanacak ama öncü bir gösterge olarak İstanbul Ticaret Odası 3 haneli enflasyon açıkladı. Yani bu Mersin'deki saldırıyı duyar duymaz bir şehidimize üzüldük. İki, ya dedik acaba aman Allah'ım yani böyle bir döneme mi giriyoruz? Endişelendi vatandaşlar. Yani bu endişeleri gidermek en başta hükümetin görevi. Yani görevi insanları korkutarak mı seçim kazanacaklar, yine soru işareti iddiası gündeme geldi. Yani umalım ki böyle bir şey gündemde olmasın, olmamalı zaten. Ve hani hukukun, işte güvenlik güçlerinin asıl da bizim güvenliğimizi sağlaması gereken nokta burası diyoruz ama hukukun da, işte hukuk deyince Adalet Bakanı geliyor akla. Bakın Bekir Bozdağ Adalet Bakanı dün bir açıklama yaptı bu Mersin saldırılarıyla ilgili. Yani ne söyledi, neyi itiraf etti, neyi ifade etmeye çalıştı anlamak mümkün değil. S-
Saldırıdan kısa süre sonra teröristin kimliği belli oldu denildi. CHP hedef alındı. DNA raporu gündeme gelince her şey değişti. Şimdi iktidardan itiraf gibi bir açıklama var. Mersin'deki saldırının hemen ardından iktidardan gelen açıklama, saldırganlardan birinin CHP'nin 2013'te yayımladığı tutuklu gazeteciler raporunda yer alan Dilşah Ercan olduğuna yönelikti. CHP rapor üzerinden hedefe konuldu, hem iktidar hem iktidar medyası propaganda yaptı. CHP'li terörist CHP'nin gazetecisini oturtanlar, bütün Mersin'den gelen bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasındaydı. Artık bir açıklama yapmak durumundalar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kumpasa yanıtını soruşturma dosyasını hatırlatarak verdi. Saldırganın kimliğinin Dilşah Ercan'la eşleşmediği yönündeki sinyallerin ardından iktidara seslendi. Ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın. Bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun dedi. İktidarın başsavcıya dosyaya el koyun dediğini, dosyanın gizlenmeye çalışıldığını söyledi. Bu çağrıdan iki gün sonra Adalet Bakanlığı'ndan itiraf niteliğinde açıklama geldi. Kimse soruşturmanın üstünü örtmüyor. Senin elde ettiğin bilgiler soruşturma kapsamında savcılarımızın alın teri emeğiyle ortaya çıkan bilgiler. Ama soruşturma gizli, bunu bilmiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gizli soruşturmanın bilgilerini Sayın Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor dedi. Böylece DNA analizinin Dilşah Ercan'la eşleşmediğini üstü örtülü doğruladı. Oysa saldırıda ölen teröristlerden birinin Ercan olduğunu İçişleri Bakanlığı açıklamıştı. İşte ismi geçen terörist ölen oydu değildi tartışmasını yaparken Kandil'den açıklama yapıyor. O terörist yanımızda diyor. Saldırı oldu mu? Oldu. Saldıranlar PKK'lı mı? PKK'lı. Şehidimiz var mı? Gazimiz var mı? Var. Terör örgütü eylemi üstlendi mi? Üstlendi. Ya gerçek bu. Böyle her cümleyi tek tek takip edeceğiz. Etmeye de devam edeceğiz. Çünkü yani bu bizim için önemli. Hepimizin endişeleri var. O endişeleri de gidermek hükümetin görevi her şeyden önce. Tabii ki altılı masada bu konuda açıklamalar yapacak, yapıyor. Onu da yani belki bugünkü toplantıdan da seçim sürecine girilirken karşı karşıya kalınabilecek ummadığımız, beklemediğimiz, istemediğimiz meselelere ilişkin altılı masadan da bir mesaj gelebilir.